Gerçekten teşekkür ediyorum. Bugün burada çok nadide insanlar var. Hatta sevgili Yusuf'un yanında bak bir değerli kardeşim var. Evet, Fatih Güler. Kendisi gümbür gümbür şiir derdi, şiir deresi, şiir çayı. Herhalde Affan'ım onun bir şiirini çıkardı geldi. Siz mi yorumlayacaksınız? Dinleyelim. İnsanlardan peyderpey. Hakikaten çalar söylersen olma. Bazı şeyleri paylaşmak lazım ki dostluklar pekişsin. Şimdi Fatih Güler. Kendisini Türk Edebiyatı'na adamış. Fatih harika birisi. Konuşamıyor, her şeyi anlıyor. 1978'de özürlü olarak doğmuş. Öğretmen babasının desteğiyle. Şu an hayatını sürdürüyor ve şiirinde diyor ki aşığım, evet aşığım, kainat hakimine, meleklerine, aileme, dostlarıma, sevenlerime, sevdiğimi söyleyemediğim aşkıma aşığım, evet aşığım. Vatanıma ay yıldızlı, kırmızı beyaz renkli, göklerde dalgalanan bayrağıma aşığım, evet aşığım. Suya, toprağa, yeşilliğe, kuşlara, çiçeklere, hayvanlara, yaşayan bütün varlıklara aşığım, evet aşığım. Şiirlere, şarkılara, türkülere, şairlere, ozanlara, ressamlara, sanatla uğraşan yüreklere aşığım, evet aşığım. Kürtlere, Alevilere, Sünnilere, Lazlara, Çerkezlere, Türkmenlere, ülkem için ölenlere aşığım. Evet aşığım. Avrupa'ya, Afrika'ya, Asya'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya, Balkanlara, barış güvercinleri uçuranlara aşığım. Evet aşığım. Ekmeğini ikiye bölenlere, vicdanının sesini dinleyenlere, insan olmaya çalışanlara aşığım. Çirkinlere, güzellere, yakışıklılara, bebeklere, çocuklara, gençlere, yaşlılara, kıymet bilenlere aşığım. Evet aşığım. Savaşa, kana, kötülüğe, kine, cine, şeytana, tilkiliklere, caydırmalara inat, aşığım, evet aşığım. Özümde, sözümde, kalemimde, değişmeyen çizgimde, yolunda, tozlanmayan kitabım da budur, evet aşığım, ben aşığım. Bir yorum yapmış internetten. Onu okumak istiyorum sizlere. Onları hiç kimse anlayamaz. Bazı insanlar ölerek yaşar. Yaşayarak ölür. Yani özürlüler. Çünkü biz özürlüyüz. Ayna yalnızlık anlatır. Gizli bunalıma girerler. Beyinleri yorgundur. Çünkü onlar özürlü. Kimse onları anlayamaz. Aşık olmaktan korkarlar. Düşünceleri romantiktir. Ama itiraf edemezler. Sinirleri dertleridir. Sabırları takdire değerdir. Dostları oyuncaklarıdır. Tek tesellileri televizyondur. Eğlenceleri dostluklarıdır. Huzurları akrabalarıdır. Acıları hayatlarının bir parçasıdır. Özlemek doğaldır. Günleri hep hayal ederek beklemekle geçer. Evet, bizler özürleri siz anlayamazsınız. Sadece özürlü olduğunuzda anlayabilirsiniz. Benim hemşehrim olan internette de tanışırız Fatih kardeşim. Antalya'da olmuş yazan oldu hakkında. Tespitlerini bize aktaralım. Aşık Adan onun kendi babasının anlattığı gibi çocukluğunu da çocuk olmadım diyerek anlatıyor. Evestü bezminde var idi ruhum. Ben çocuk olmadım biliyor musun? Tam 9 ay bir mahzende uyudum. Ben çocuk olmadım biliyor musun? 1955'te doğmuşum, sitem gömleğini o gün giymişim. O günden kadere boyun eğmişim. Ben çocuk olmadım biliyor musun? 1, 2, 3 derken yaş 5'e geldi. Yavaş yavaş yük omuza yüklendi. Geleceğim umut ile beklendi. Ben çocuk olmadım biliyor musun? Sonraki yıllarda hep arttı derdim, siteme, çileye göğsümü gerdim. 7 yaşındaydım, buzu gülerdim,
Ben çocuk olmadım biliyor musun? Nedense, nedense gönlüme ben hiç uymadım. Verdiğim ikrardan asla caymadım. Ne bisiklet bindim, ne top oynadım. Ben çocuk olmadım biliyor musun? Kazanoğlu, bilmiyorum neydim. O günlerde bundan daha iyiydim. Akşam, akşam bebek doğdu, sabah büyüdüm. Ben çocuk olmadım biliyor musun? O kadar çok anlattım ki televizyonlarda, radyolarda, o salonlarda. Ben onu nedense hep Mevlana'ya benzettim. Onu yağ çekmek için söylediyordum. Defalarca da kendisine söyledim. Onun şiirlerini okuduğum zaman ister istemez Mevlana aklıma geliyor. Mevlana'dan da şiir okuyorum. Herhangi bir etkinlikte onun şiirini okuduysam muhakkak peşinde Mevlana'nın şiirini okuyorum. Şimdi edebiyatçılar, edebiyat tarihçileri, folklor araştırmacıları, edebiyatla uğraşan profesörler aşıklık geleneğinin ne olduğunu kitaplarında, eserlerinde, tezlerinde yazarlar, sıradan geçip giderler. Yalnız bir şeyi hiç vurgulamamışlar. Bu benim özel kendi tespitim, hiçbir yerde okumadım bunu. Aşık kelimesinin Bektaşiliğin yayıldıktan sonra daha çok onun da aynı paralelde yaygınlaştığını buldum araştırmalarımda. Ve şimdi çoğunuz dudak bükeceksiniz biliyorum. Bektaşi dervişlerinin adının ne olduğunu biliyor musunuz? Aşık. Bektaşi dervişlerinin adı aşık. Şimdi o sıralamalarını yaparlarken 8 tür, 10 tür, 15 tür uzatıyorlar. Halbuki gruplar içindedir. Aşıklık geleneğinde yazılan eserler gruplar halindedir. O gruplar içinde parçalara ayrılır. Şimdi bir insanın aşık olabilmesi için bakın ozan de halk ozanı demiyorum. Halk ozanı ayrı bir şey. Bir insanın aşık olabilmesi için aşıklık geleneğinin temel yapısı olan saz ve söz ilişkisinin olması gerekiyor. Yani bu demektir ki bir aşığın muhakkak saz çalması gerekiyor. Sakın ters anlamayın yani saz çalmıyor diye diğer o halk ozanlarını küçük düşürmek istiyorum falan diye aklınıza bir şey gelmesin. Bu halk aşığı ozanının yani kendi deyimiyle aşığı ben nasıl olursa iyi bir aşık olacağını size anlatmak istiyorum. Ben bunu aynen pehlivan güreşlerine benzettim. İşte küçük, desne, boy, orta, baş, altı, baş diye gider. Acaba bu aşığın dengesine insanların kimi nerede? Baş altında mı, baş pehlivan mıdır, nedir? Şimdi bakın bir aşığı tam manasıyla aşık olmasını ifade edecekseniz şu özellikler olması lazım. Bir, bir kere saz söz olacak kesinlikle. İki, doğaçlama olacak. Doğaçlama, şu anda içinizden biriniz bir kelime söylersiniz veya bir mısra okursunuz. Sevgili arkadaşım onu alır birinden çoğaltır. Bu daha önceden hazırlanmamıştır. Anında meydana gelir. İki, doğaçlamaya bağlı olan bir dalı var, atışma. En az iki kişi, iki aşık karşılıklı birisi bir ayak atar veya seyircilerin içinden birisi bir ayak atar, yine hazırlıklı değillerdir. O anda kendilerinden verilen ipucundan yola çıkarlar, karşılıklı söyleşirler. Bunu da yapması gerekiyor. Bir aşık, iyi bir aşık. Ondan sonra iyi bir aşığın, benim yine kendi tespitim, dikkat edin, saz çalarlarken bir hareketleri var. Bir, ya söylüyorlar ya çalıyorlar. İkisini aynı anda yapmıyorlar. Saz çalanlar bilirler, karar kılma diye bir perdedir. Sazda karar kılma diye bir mefhum vardır. Tam sesli notada düzeltirse parmağınızı korsunuz, tezlerinizle yavaş yavaş vurursunuz. Bu arada konuşur. Bunu yaparken konuşur. Veyahut da söylerken sazı bırakır. İşte sevgili Kazanoğlu'nda bu özellik ikisi birden var. Kimsede olmayan bir özellik bu. Gerçekten kimsede olmayan bir özellik. Ben onun için onun rakibi yok diyorum her zaman. Ondan sonra ne var? Muamma var. Muamma şu anda aşık edebiyatı içinde pek
artık unutuldu gibi bir şey. İşte bir şey saklanır, onu aşık bulur. İpuçları verilir, kendisine bulur. Ama şu anda o pek kullanılan bir şey değil. Sevgili Kazanoğlu'nun karşısında, şu anda Türkiye'de samimi söylüyorum size, karşısında bu dediğim özellikleri taşıyan herhangi bir aşık yok. Gerçekten. Bu ona yağ çekmek falan değil, ters anlamayın. Yakından tanıyoruz çünkü. Şu anda Türkiye'nin en meşhur halk ozanlarını beraber olduk, yakından tanıdık, beraber arkadaşımla onları misafir ettik. Bir Kul Nuri işte biraz var. Yani onun ötesinde pek yok. Kafanın onun yakını tanıyoruz zaten. Yok, hayır, şimdi tamam olur da. Şimdi o kendisi kabul etmez. Onun öyle dediğine bakmayın. Tevazudan ama. Onu kabul etmiyor ama bunlar gerçekten doğru olan şeyler. Ben hayatımda kimseye yağ çekmedim. Çekmem değil bunda. Bana kimse yaptıramaz. Ben fazla zamanınızı almak istemem çünkü onu konuşmamız gerekiyor. Biraz sonra bana söyleme bir şey bırakmadınız demesin. Bana söyleyecek bir şey bırakmadınız demesin, sitem etmesin. Ondan korkarım. Ve her zaman diyorum, fazla vaktinizi almayayım. Mevlana'nın bir şiirinde bir ikişer beyt okuyacağım, hepsini okumayacağım çünkü gün kazanımın aynı. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne ihanet ediyorsun? Etme. Şekerlinin içindeki zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle bir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözü, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değer, hırsızlık ediyorsun. Etme. Diyor. Ben bu şiirin yanında hemen onun şiirini okuyorum. Şiir bende ilk doğaçlama şekliyle var. Kendisi iyi biliyorum, onun üstünde çalışmalar yaptı. Bazı yerlerde uyuşanma yapabiliriz. Bir sevda yaşadım bundan çok önce. Üzerinden yıllar geçti. Geçmedi. Sızı devam etti inceden ince. Başımdan ne işler geçti? Geçmedi. Her andıkça ah çekerim derinden, boynuma ip taktı züğütlerinden, bir ok attı kara kirpiklerinden şu sinem, derdi geçti, geçmedi. Dedim ki mahşede kaldı muradım, kirpiğinle saçlarımı taradım, aşkı yazan kitaplarda aradım, sevenlerin adı geçti, geçmedi. Karaya dönüştü giydiğim anlar, hasreti rüzgar bağrımı dallar. Çileli haftalar, sevdalı yıllar gözümün önünden geçti, geçmedi. Hep kendi kendime hayaller kurdum, bir ıssız durakta bekledim durdum. Geçen ona benzer birini gördüm, daha bir gün geçti, geçmedi. Faydası var mıdır bülbül yazarın? Hem ümit besledim, görelim yavrum. Yollarında çok bekledim bunların. Kimler geldi, kimler geçti, geçmedi. Bulunmadı hiç teselli edelim, çağlaması tükenmeyen düdelim. Bir deri bir kemik kaldı bedenim, iğne deliğinden geçti, geçmedi. Kazanoğlu kaşlarından gittim, bu arzu yüzünden tükendim, bittim. Usandım hayattan intihar ettim, üzerimden tren geçti, geçmedi.